24'ten iyi günler diliyoruz sayın seyirciler. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Kahve molasına hoş geldiniz. Hemen gündeme aktarmaya başlayalım. Birazdan piyasaları ekranlarınıza getireceğiz ve Sade Özdemir stüdyomuz olacak 24 ekonomi müdürü. Kredi faizlerindeki düşüş sürüyor. Konuttan sonra bir müjde de taşıt kredileriyle ilgili geldi. 3 kamu bankası otomotivler yerli üretime özel taşıt kredisi paketleri hazırladı. Buna göre Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizi aylık %0.49 ile 0.69 aralığına düşürüldü. Merkez Bankası'ndan ard arda gelen faiz indirimleri kredilere de yansıdı. Konuttan sonra bir müjde de taşıt kredileriyle ilgili geldi. 3 kamu bankası otomotivde yerli üretime özel taşıt kredisi paketleri hazırladığını duyurdu. Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank, Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtların alımında uygulanan kredi faizlerini düşürdü. Hazırlanan paketler doğrultusunda fiyatı 50 bin ila 120 bin lira arasında bulunan 0 kilometre yerli üretim binek araçlarda vade 18-36 ay arasında belirlendi. Anlaşmalı otomotiv firmaları ise binek araçlarda fiyat Honda, Hyundai ve Renault Mais oldu. Ticari araçlarda da Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa olarak açıklandı. Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullarla finansman sağlayan kampanyanın otomotiv sektörüne hareketlilik getirmesi bekleniyor. Ve 24 ekonomi müdürü Sade Özdemir stüdyomuzda hem piyasalara bakacağız birlikte hem de gündemden öne çıkan gelişmelere hoş geldiniz Sade Bey. Hoş bulduk. Şimdi hemen rakamlara bakalım birlikte. Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine bakacağız önce. 102.865 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ve kurlar tarafına bakacak olursak doların 5.70'in altındaki hareketi sürdüğünü söyleyelim. 5.67'den işlem görüyor şu saat itibariyle. Avro'ya baktığımızda da 6.21'den işlem gördüğünü söyleyelim. Var mı yorumunuz kurlarla ilgili? Çok gayet makul. Şu an itibariyle zaten borsamız ters hareket yaptı, yükseldi. Hı hı. Bugün de yukarıda. Dolar 5.70'in altında çünkü Türkiye-Amerika konuştuğumuz konular vardı. Evet. O konuda henüz negatif bir şey yok. Yani aynı süreç devam ediyor. Altına bakalım. Dünkü kayıpların ardından güne yükselişle başladı. Altın ve gram fiyatı an itibariyle 275 lira. Altın da düşüşte, çeyrek altında 449 liradan satılıyor. Evet. Altın özellikle Amerika'daki iç gelişmelerle ilgili biraz geriledi. Çünkü Sayın Trump dış politikası çok gerilimli. Azli ile ilgili süreç konuşuluyor. Ama bence bu tepki geçici. Yani düşüş. Öyle görünüyor. Ve Brent petrolü bakıyoruz. Varil fiyatı 62 doların üzerinde hareket ediyor. 62.62 dolar seviyesinde. Petrolün arz tarafında bir sorun olmadığı iyice anlaşıldı. Yani başladığımız noktaya döndük. O bombalama olayından önce de 62 dolardı hatırlarsak. 2 hafta oldu yaklaşık. Evet. Bir de faizleri görelim son olarak. Tahvil %14.2, repo. Faizde biz çok gayet iyi durumdayız. 15'in de altındayız. 14.2 tahvil faizi. Neden? Çünkü Eylül ayının sonuna doğru geliyoruz. Eylül ayı özellikle enflasyon rakamı çıktığında bizim yıllık enflasyonumuz tek haneyi görecek. 3 Ekim itibariyle. Peki, konuşacağız yine burada. Otomotiv sektörüyle ilgili önemli bir karar var Sade Bey. İsterseniz bununla başlayalım. 3 evet. Kamu Bankası'nın yerli taşıtlardaki indirimli kredi paketi. Evet. Sizden dinleyeceğiz detaylarını. Bu arada grafiğimiz olacak arkada. Seyircilerimiz bir yandan takip edebilirler. Şimdi herkesin en çok merak ettiği noktadan başlayalım. 70 bin lira kredide evet. Şu anda piyasada diğer bankalarda olan 1.49 ortalama 1.49'da faiz. 70 bin lirayı 60 ay kullanırsak aylık ödememiz 1911 lira oluyor. Şimdi şu andaki kampanyayla yani 0.69 baz alarak aynı parayı kullanırsak 60 ay vadede 1.485 lira ödüyoruz. Yaklaşık 400 liraya yakın aylık bir avantaj ortaya çıkıyor. Tabi toplam ödemede de 60 ayı 4 ile çarpsak yaklaşık 20-25 bin lira avantaj oluyor toplam ödeyeceğimiz parada. Bu çok güzel bir karar oldu. Neden güzel bir karar oldu? Hemen onu da söyleyelim. Bu sene bizim otomotiv ve hafif ticari araç pazarımız
ciddi şekilde daraldı. Özellikle geçen seneki o kurların hareketinden itibaren başlayan, 2018'in Ağustos'una itibaren başlayan daralma bu sene de devam etti. Dolayısıyla iç pazarda otomotivin desteklenmesi gerekiyordu. Evet, beklenen bu da aynen konutta hareketti. Olduğu gibi yüksek faiz nedeniyle özellikle talep tarafının çok zayıflamasıyla ilgiliydi. Kampanyada detaylara baktığımızda özellikle Türkiye'de üretilen yani yerli üretim yapan markaları kapsamış olması ki tamamında çünkü kapsamamış. Çünkü yerli üretimin desteklenmesi. Evet, tamamında kapsamamış. Çünkü sonuçta bunu firma bazında anlaşarak kampanya yapıyorsunuz. Şu an 1,5'larda olan faizde otomobil firmasının da bankayla bunu 0,69'a çekmek için fedakarlıkta bulunması gerekir. Dolayısıyla kimseyi buna zorlayamazsınız illa katılacaksınız diye. Ama katılanlar kimler? Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mayıs. Ticari araçları. Bunlar otomobil tarafında. Ticaride de Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa. Burada Türkiye'de üretim yaptığı halde kampanyada olmayanlar var. Muhtemelen onlar da birkaç gün içinde katılacaklardır diye düşünüyorum. Zaten... Evet. Onların işte bazı modelleri de tabii pahalı. Özellikle mesela Toyota'nın hibrit üretimi var. Ama sonuçta herkes iç pazardaki daralmayı aşmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu kampanyaya katılırlar. Bankalar açısından baktığınızda bunlar kamu bankaları. Kamu bankaları daha önce işletme kredilerinde de, konut kredilerinde de öncülük yaptılar. Peş sıra özel bankalar gelmişti. Burada da öyle olacak. Bir anlamda önden, ön alarak faizleri indirmiş oluyorlar. Sonraki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında da faiz indirimi bekleniyor. Dolayısıyla o güne kadar muhtemelen özel bankalar da %1'e doğru, %1'in altına. Onlar da belki bir banka bir marka anlaşarak hani otomotiv tarafıyla bu faizi makul hale getirmeye çalışacaklar. Bu bana 2009-2008 diye hatırlar seyircilerimiz ama asıl kriz 2009'da küresel kriz yaşamıştık. Onu hatırlattı. Orada da otomotivde ciddi daralma olmuştu bizde içeride. Sadece KDV kararı almıştı hükümet. KDV almayacağız deyince ciddi satışlar olmuştu. Ama burada şu anda özellikle krediyle alma tarafı, çünkü vatandaş parasını bir yerde tutmaya çalışıyor. Dolayısıyla uzun vadeli uygun kredi bulursa alışveriş yapar düşüncesiyle böyle bir kampanyaya girdi kamu bankaları. Aralığa kadar sürecek. Aralık 31 Aralık'a kadar sürecek. Bir de şu var, 31 Aralık'tan sonra ne olacak sorusu gelebilir. Zaten 31 Aralık'tan sonra Ocak ayında özellikle otomotiv tarafı yani markalar genellikle bir önceki yılın modelleriyle ilgili çok ciddi kampanya yapıyorlar. Artı bir de Ocak ayında satış. Çünkü Aralık'ta da kampanyalar çok yoğun oluyor. Bir anda Ocak ayında satışlar düşüyor. Satışlar düşünce Ocak ayında da yeni kampanyalar, daha cazip kampanyalar yapıyorlar. Dolayısıyla hem otomotiv tarafının kampanya dönemi hem de faiz tarafında bankaların bu işe katılması. 3 ay içinde, 4 ay içinde iç pazardaki otomotivde yaşanmış daralmayı aşacak bir hareketlilik herkesin yararına olacak. İnşallah. Şimdi sektöre yansımasını biraz daha konuşalım. Tüketicinin karını konuşalım biraz daha. Evet. Şöyle tam anlaşılabilmesi için. Ondan sonra piyasaları soracağım. Tabii tekrarlayayım. Başta söyledim hızlıca hemen. Ne dedik? 60 ay 70 bin TL kullansak şu anda 1,49'la 1911 lira aylık faiz öderiz. Sıfır araç olduğunu tekrar bakıyorum. Sıfır araç tabii ki. Ama 0,69'la 60 ay 70 bin TL kullansak 1485 lira öderiz. Ciddi bir avantaj. 400 lira civarı. Toplam ödemede de yaklaşık burada 45 bin lira civarı bir fark oluyor. İlk söylediğim faiz yüksek faizde. İkincisinde de 20-25 bin lira arası avantaj sağlanmış oluyor. Toplam ödemede. Evet. Yani faizli olarak taksitleri ödediğimizde en sonunda 60 ayın sonunda baktığımızda biz bu araba için bu bankaya ne ödemişiz diye baktığımızda orada 20-25 bin lira arası bir avantaj ortaya çıkıyor. Bunu 100 bin lira ya yani araç için kullanacağımız kredi 100 bin lira olduğunu düşünürsek daha büyük bir avantaj çıkıyor. Ama burada hedef biraz daha orta segment, hem vatandaş açısından da orta sınıf dediğimiz kitleyi desteklemek için alınmış bir kampanya kararı. Umarım özel bankalar ve katılmayan
diğer otomobil markaları, Türkiye'de diğer üreticiler de katılırsa herkesin menfaatine olacak. Kesinlikle öyle. Sonra durgunluktan kimse şikayetçi olmasın. Tabii. Çok güzel bir fırsat bu çünkü. Bu devlet için de, hükümet için de, aynen, da maliye için de iyi. Çünkü satış, her araç satıldığında aslında piyasada şöyle konuşulur. Bir araç satıldığında artık bir vergi dairesi gibi bir, ne diyelim, vergi toplamaya başlar. Benzin kullanır ya da dizel kullanır, vergi öder. Motorlu taşıt vergisi her sene iki taksit halinde öder. Suya taş atmak gibi bir hareketliliğe hani sebep oluyor. Herkesin menfaatine, evet, olan piyasanın canlanması. Bu tarafı söylemiş olduk. Hemen ne diyoruz? Evet. Şimdi son olarak haftanın dördüncü işlem günündeyiz. Şöyle bir piyasaları değerlendirmenizi rica edeceğim. Nasıl bir tablo var? Hangi gelişmeler fiyatlanıyor? Şöyle özetle okurken konuştunuz ama. Şimdi bir anda şöyle bir şey oldu. Amerika'da gündem değişti. Dünyada da gündem değişti. Uzun vadede ya da orta vadede ne olur? Bu gündem tekrar değişir. Neden değişir? Azil süreci eğer uzarsa, ki yani azil sürecinin de bir şeyi var. Hani adım adım gidecek. Seçim yaklaşıyor zaten. Bir yıl, yaklaşık bir yıl sonra Amerika'da seçim oluyor. Hemen bir azil olması beklenmiyor. Çok farklı, bilmediğimiz bir skandal bir şey olur mu onu bilemeyiz. Bu gündemi nasıl değiştirdi? Çinliler rahatladı. İranlılar rahatladı. Bir anda işte az önce piyasayı verirken gördüğümüz dengeler oluştu. Bizim açımızdan şöyle bir şey var. Şu anda Amerika ile konuştuğumuz, geçen gün konuştuğumuz 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi duruyor. Ama şu var, Suriye'deki konuyla ilgili de Amerika tarafından Türkiye'nin tezlerine karşı çok sert açıklamalar duymadık. Hatta hiçbir şey duymadık. Bizim açımızdan da durum stabil. O yüzden de kurlarda bir hareketlilik görmüyoruz. Faizde kendi enflasyonumuz, kendi iç dinamiklerimiz ya da ekonomimizin gücüyle ilgili düşüş süreci devam ediyor. Borsa, bütün küresel borsalar da bir şekilde dengelenmeye başladı. Ama dediğim gibi bu 3-4 gün sonra ya da önümüzdeki hafta başka bir gündem olabilir. Ama piyasa dinamikleri açısından baktığımızda bu sürpriz oldu. Yani başka şeyler konuşulur diye beklenirken. Beklenmedik gelişme olursa diyorsunuz. Sayın Trump'ın bir başka ülke ile ilişkilerinden, evet, dolayı iç politikasında çok zor duruma düştüğünü gördük. Bu da doğal olarak onun kurguladığı oyun, onun işte Birleşmiş Milletler toplantısında, genel kurulunda söylediği gibi ulusalcılarla küreselcilerin savaşı tezi, Amerika'da tam bunun tersi olarak demokratlar bir şeyleri savunuyorlar. Dolayısıyla sanki Amerika'da bir anda her şey değişebilir mi, farklı tavizler verilebilir mi? Bunlar konuşuluyor. Bu da bütün dünyayı etkiliyor. Zaten hep Sayın Trump geldiğinden beri onun tweetlerini konuşuyoruz. Onun, evet, kendi Merkez Bankası'na baskısını konuşuyoruz. Bizimle ilgili attığı tweetleri konuşuyoruz. İran'la ilgili. Tweetle dünyayı yönetmeye çalışmasını yani, konuşuyoruz. Dolayısıyla heyecanlı bir dönem. Kendi devam ediyor. Hatta ben size hep soruyordum. Kendi, evet, başına evde pijama terlik tweet atıyor gibi bir portre var ama bazen bunun arkasını konuşmak da lazım. Tabii. Evet, bu gelişmeden sonra. Peki Sadi Bey, çok teşekkür, ben ediyoruz. Teşekkür, sağ olun. Biz yine gündemi aktararak devam edelim. Çalışanların geçim şartlarını değerlendirmek amacıyla her ay düzenli olarak araştırma yapan Türk İş Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. İşte ayrıntılar. Türk İş'in araştırmasına göre Eylül ayında 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı, 2065 lira olarak kayıtlara geçti. 4 kişilik bir ailenin gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için aylık harcamalarının toplam tutarı, yoksulluk sınırı ise 6725 lira oldu. Evli olmayan, çocuksuz bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 2536 lira olarak hesaplandı. Ve bu haberle kahve molasında sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.